Maliye Bakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi kadrosunda yer alan ekonomistlerle bir araya gelerek ekonomiyi masaya yatırdı. Toplantı öncesinde basın açıklama yapan Bakan Tatar, siyasilerin yasa yaparken her kesimin görüşüne başvurulduğunu ifade etti. Şu anda bildiğiniz gibi mecliste bugün ilk toplantısını yapmıştır. Bir ad hoc komite kurulmuştur. Burada hem hükümet üyeleri hem aynı zamanda karşı muhalefet partilerinden de üyeler. Sayın Özdil Nami de orada bir üye. O gün bu Özdil Bey de bugün bizimle beraber. O da bana göre bu toplantılarda kendi görüşünü ortaya koyarak katkısını yapacaktır. Bakan Tatar sözlerin devamında meclisin mazbatalar konusunda çok önem verdiğini vurguladı. Bütün bu faiz meseleleriyle ilgili olarak yasaları tekrar gözden geçirmek ve bu sistemin, bu mekanizmanın nasıl daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağı şeklinde bir yasal düzenlemeyle ülkemize bu konularda bir katkı yapmaktır. Dolayısıyla meclis bu komiteyle 2 ay süreyle her gün de toplanabilecek ve her gün bu konularda iradesini ortaya koyarak inşallah 2 ay içerisinde bütün bu düzenlemeleri yapabiliriz diye bu çalışmaları başlattık. Ayrıca borçların yeniden yapılandırılması yasası ile ilgili hatırlatma yaptı ve birçok kurum kuruluşa da borçlunun bu yasadan yararlandığını söyledi. Ve bu başvurular sayesinde bildiğiniz gibi belli kat sayılarla hem borçların son miktarı bayağı azalmış ve aynı zamanda da taksitler halinde 9 yıla kadar bu borçların ödeme imkanı hasıl olmuştur. Ve dolayısıyla bu yasanın bir katkısı olmuştur. Yasaların adaletli ve sisteme uyumlu çalışması gerektiğini vurgulayan Bakan Tatar, ekonomik konuların karmaşık konular olduğunu söyledi. 2-2 daha 4 değildir. Çeşitli görüşler olabilir, çeşitli bir takım yeni yöntemler olabilir. Son ekonomi dünyası bu gibi konularda neler diyor? Bunlara bakmak lazım. Faizlerin kontrol altına alınması çok zor bir durum. Bunu biliyorum. Ancak sadece cari faizlerle değil ama temerrüt faizleriyle de bir takım mağdurlar ortaya çıkıyor. Bir takım yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Ve o arz talep dengeleri bozuluyor. Bunlara nasıl biz çare üretebiliriz? Dolayısıyla çok konuda sizlerin görüşünü almaya geldik. Bir kez daha burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederken Cumhuriyet Meclisi'nden de buralara selam getirdi. Bakan açıklamasının ardından toplantıya basına kapalı devam edildi.